30 sene sonra definasyona girebileceğim. Bilmiyorum, şu anda arkamdan geliyor. Abi, doğruyu söyleyeyim mi? Kavanozun hepsini yedim. Marmaris'te şöyle, gerçekten de o kadar iyiydin ki. Ya utanıyorum ya. Sen çıkarsana kolumu aldım. Gel. Kuş. Son. 8. 1. 1002. 1003. 1004. Yeni bir yola çıkıyoruz tekrardan. Evet. İnşallah. Hayırlısıyla güzel 2022 şey. İçin aynen. Bizim için güzel olacak. Allah sağlık versin. Kafamızda bir antrenman planı belirledik. Biceps evet. Ve triceps. Biceps ve triceps diyeyim şimdi de Amerikan vari konuşuyorsun demesinler. Az önce konuştuk Fatih abi. Fatih abi sen söyle bir bakalım ne yapacağız şimdi? Ya şimdi bayağıdır beraber antrenman yapmıyoruz. Biraz sistemli evet. Gidelim. Hep ağır gidiyorsun, ağır gidiyorsun, ben, değişiklik olsun. Evet, 2,5 yıldan beri bu arada biliyorsunuz siz de hep ağır ağır seviyorum ama şu anda az önce de bunu konuştuk. Sürekli ağır gitmem 2,5 yıldan beri aslında bir yandan iyi oldu. Çünkü şu anda bu Ocak'ta başlayacağımız hazırlık serüveninde en azından beni tetikleyecek bir şey olacak. Farklı sistemler olacak. Farklı tabii sistemler ki. Daha olacak. Önce de bunları kullandığımızda çok tepki almıştık. Bayağı şimdi bugün böyle bir hatırlatma yapalım dedim ben. Vücuda bir diyelim ki. Evet ben tekrar geliyorum demek için. İlk hareket olarak şimdi Scott Curl. Scott Curl yapacağız evet. Ve triset olarak yapacağız. Scott Curl ve Hammer. Hammer'la birleştireceğiz. Yani Scott Curl, Hammer Curl, Scott Curl. Sonra Scott Curl bir set sayılacak. Bu bir set sayılacak. Bunu 4 set yapacağız toplamda. Ondan sonra yeni harekete geçeceğiz. O zaman başlayalım. Evet. 15 kilo ayarladım bana. Görelim uzun zamandan beri görmedik bakalım performans isindim nedir? Az önce ısındım bayağı bir. Evet. Dar mı tutuyorum? Dar tutuyoruz aynen. Koltuk ayarın nasıl? İyi misin? Şu an iyi. Süper. Evet güzel. Nasıl? Güzel mi kilo? Güzel kilo. 2. 3. 4. Güzel çok iyi. 5. Evet. 6. Biraz daha sal. Çok az daha sal. Güzel. 8. Çok iyi. 9. Şimdi hamura giriyoruz abi. 28 burada. Burada. Oğlum hemen terledin lan. 2 3 Güzel. Dirsekler geri gitmeden. Süpersin. 5 Çok güzel. 6 Güzel. 7 8 Evet güzel. 9 Ben ayarlayacağım. 1 2 Çok güzel. Haydi. Birazdan kesilebiliriz. Birazdan kesilebiliriz. Evet. 2,5 düştük. Devam. Haydi. Çok güzel. 1 2 3 4 5 Çok iyi. Devam et. 8 9 Son. Güzel. Bravo. Dinlen. Fatih abi ben şey diyorum. Doğru mu? Set böyle ağır set ya herhangi bir set sonrası böyle karı gibi ses çıkmıyorsa sen böyle falan idman yapmıyorsun demektir. Ya biraz da şey insanlar ortamdan çekiniyor. Tabi belki kendi bulundukları ortam rahatsa bağıran çağıran tabii ki ama ben bazen çevreye bağırıyor. Bakıp. Benden ama böyle monster bir ses beklerken insanlar böyle yumuşak. Yumuşak bir sesle. Evet şimdi tersinden başlıyoruz. Bu sefer ilk hareket hammer. Hadi süpersin. 1 2 2 3 Çok iyi. 3 Devam. 4 4 Süpersin. 5 5 6 6 10 mu? 7 Aynen 10 yapıyoruz. 7 8 8 9 9 Son. Son. Haydi. Süper. Şimdi skat. Haydi. 1 2 Hadi süpersin. 3 4 5 6 Devam. Çok iyisin. 7 8 9 Son. Süper. Şimdi hamura. 20 kilo. Karşıda. 1 Çıkmadan hemen alttaki 14'e düş diyeceğim sana. Çok güzel. 5 14 Bu mu? Devam. Hadi 5 daha. Haydi. 1 2
1 2 Son 3 1 2 1 Çok güzel. Hemen şiştim baksana. Büyümüşüm biraz değil mi? Bayağı büyümüş, farkın var. Pump olman için işte evet. Bu sistemlerle gideceğiz. Aynen. Ki çok daha iyi olacak bence. Tabii. Ki ilk yarışlarımızda da bu formu yakalama sebebin alıştığım vücudum. Dışına antrenman şey sisteminden farklı bir şey yapınca birden patlamıştı. Şimdi 2,5 sene ağır gitmek bizim için çok iyi oldu. Bu süreci tekrar başa sarmış olduk. Başa sarmış olduk. Şimdi vücut farklı tepki alacak. Geçen sefer gibi acayip bir şey çıkacak içinden biliyorum ama bu bir yandan iyi bir yandan kötü olacak. Çok iyi olacağım abi. Yani. Yapacak bir şey yok. İkinci hareketimize geçeceğiz. Tamam. Barbell curl yapacağız. Evet. Statik beklemeli yapacağız. Tamam. Bayağı gene zorlanacaksın. Tamam. Olsun, sorun yok. Hamama giren terler. Abi zaten zorlanmak için şeyim yani. Artık biraz zorlanayım. Ama biz şimdi bunlara başladıktan sonra kondisyonumuz artacağı için rahat olacak. Hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şu anda... Tabii şimdi daha başındayız. Tekrar o sisteme alışacağız ki sen daha önce bunları yaptığında makine gibi olmuş, abi, alışmıştın. Zaten şöyle oluyor. Bir ay sonra falan alışmış olurum bu sistemlere. Kesinlikle. Eskisi gibi ama ondan sonra da hoşuma gidiyor zaten. Daha çok zorlamaya çalışıyorum bir aydan sonra. Kardiyolarımız da başlayacak. Form da gelmeye başlayınca biz sorun yaşamayacağız. Aynen. Kesinlikle. Başlayalım hadi. Ara versek bu sefer sırttan kaybımız olacak. O yüzden biraz omuzlarına yükleneceğiz. Ki daha geniş durabilmen için. Ki sen pozlarda yarış sırasında baktığın zaman diyafram çıkık gibi görünüyorsun ama poza geçtiği zaman bambaşka oluyorsun. Yani ve formdayken bambaşka oluyorsun. Bicepste, koltuk altında, normal duruşta. Pozlarda canavar gibi oluyorum diyorsun. Kesinlikle. Zaten. Bizim için zaten o önemli. Yani normal duruyorum. Evet böyleyim falan kötüyüm ama işte poza şey geçtiğimde de aynıysan o problem. Ama bizde zaten o sıkıntı yok. Evet şey oluyor. Mesela bakıyorsun yarışmada adam böyle normalde mükemmel duruyor, bir poz veriyor, sırt yok, bir şey yok, hiçbir şey çıkmıyor. İşte. Tam tersi vücutçu poz geliyor yani. Asılıyor vücut. Şimdi eksiklerini kapatacağımız şekil üzerinden gideceğiz zaten. Aynen. Zaten pozlarımızı biz önceden hep çalışıyorduk, gene çalışacağız. Evet, podyumda daha... zaten sen o şeyi veriyordun, hani simetriyi veriyordun. Evet. Onda sıkıntı yok. Şimdi üstün de büyüdü. Evet. Bel konularını konuşuyoruz ya. Evet. Aslında bu senin o dönemde işte besinle alakalı, sindirim sorunlarınla alakalı, her şey iyi olmuş olman, kardiyonun olmuş olmaması birçok faktör. Çünkü yarışta biliyorsun arkadaşlar eski halini hatırlıyordur. Resimlerde çok daha farklı ki bunun üstüne bir kütle koyduk. Daha da açacağız. O yüzden bel bize pozda hiçbir sorun yaratmayacak. Şimdi abi evet, ben de onu diyorum. Belde ben çok rahatım bu arada. Sonuçta sen bir hard yarışmacısın. Evet. Bir klasik ya da atletikçi değilsin. Evet. Tabii ki belin ince olması büyük bir avantaj. Evet. Bu ama genetik ama bir faktör. Tabii ki de ama zaten diyet döneminde sırıtmıyor ki benim belim. Yani şu kesinlikle. Anda şöyle, şu anda ben bir sürü şey yediğim için zaten geniş duruyor ve bu beni rahatsız ediyor. Bizim işimiz nedir? Podyuma iniş şekilde çıkmak değil aynen mi? Aynen abi. Biz podyumda daha önce iniş şekilde durduk mu pozda duruyoruz. Evet. Aynı şekilde duracağız çünkü bir şey değişmedi. Üstüne konulan bir kütle var. Aynen öyle. Ondan dolayı buna takılacak veya herhangi bir şey yok ki form buldukça zaten toparlanacak. Aynen. Başlayalım hadi. Hadi başlayalım. Ne yapıyorum? Evet şimdi 8 tekrar yapıyoruz. Ortada ben sayana kadar bekleyeceğimiz bir statik olacak bekleme. Tamam. Ardından tekrar 8 tekrar ve set arası. Tamam. Haydi 1. 2. 3 4 Güzel 5 Süpersin 6 7 Son 8 Ve burada bekle 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 Başla 8 daha Hadi beraber 1 2 Çok iyisin 3 4 5 Beklediğimden çok daha iyisin 6 7 Son 8 Bravo Dinlen Çok güzel hissediyorum Kasların doluluğunu hissediyorum. Hemen pump oldum. Direkt bak sistemi değiştirdiğin anda direkt güç merak etme. Merak etme. O arada çok şeyler değişti. Ya bir şey söyleyeyim mi? O hazlandığım dönemlerde o mesela Marmaris yarışında en azimli böyle makine gibi çalıştığım dönem o zamandı. Çünkü hani hiçbir şampiyonluğum bir şeyim yok. Abi bu kadar çalışmak olmaz ya. Her gün herhangi bir idman sırasında kol olsun omuz olsun kesinlikle 10 kere falan yere yatıp uzanıyordum, ayaklarımı döküyordum. Bitiriyordum kendimi ya. Zaten bu sistemlere alışınca insan normale dönüyor. Böyle 10 tekrara falan. Pump olamıyor falan. Ya acaba yanlış mı yapıyorum? Aynen. Hissine ulaşıyor. Çünkü bunu tadan bir insan bu sistemlerle. Birçok insan şey modundadır ya. İşte yüksek tekrar yaparsın, işte büyüyemezsin. Alakası yok. Bu kişinin ne kadar sıkı beslendiği, iyi beslendiği düzeniyle ama alakalı. Şöyle, biz bunları hep beraber yıllar önce yaptık zaten. Tabii ki de büyüyebilirsin ama abi sonuç olarak şey değil mi? Ağır yani. Şöyle.
Ağır da yapacaksın, onu da yapacaksın. Periyodlamak gerekiyor. Evet. Şimdi 2,5 yıl boyunca ağır gittim. Bu senin periyodundu. Ya herhalde. Şimdi yüksek tekrar tabii, gideceğiz. Tabii. Kısa dönemler içinde yarışmacılara ben ne yapıyorum? Diyelim ki kısa bir süresi var. 6 ay. 6 ayda. 2 ay boyunca periyotluyorum. Doğru. Diyelim ki miyofibril hipertrofi, yani ağır giriyor. Ondan sonra yüksek tekrarına giriyor. Sonra tekrar farklı statik, aynen, yani ama slow switch'lerle. Şey düşünmesin insanlar işte. Yüksek tekrar, hayır, sürekli yapıp da büyüyebileceğini. Zaten şöyle bir şey. Programlaman lazım onu yani. Bir ağır kiloyla zaten sen bir fibrillerde yırtığını oluşturup, evet, hücre sayısını zamanla geçmişteki sporla beraber artması, üstüne yüksek tekrarla beraber sarkoplazmik sıvını arttırıyorsun. Yani bunu periyotlamak zorundasın. Evet. İşte sen de bu 2,5 yıl içerisinde sürekli ağır gittin. Bize o süreci zaten, evet, ekart etmemizi sağlayıp asıl sistemlere geçmemize. Şimdi, bu bizim için büyük avantaj. Mükemmel. Ben şu anda hissediyorum. 3 ay sonra falan, 3 ay boyunca bu şekilde sistemlere devam edersek 3 ay sonra benim içimden bir canavar çıkacak. Ya mesela şöyle bir şey. Yani. Bana genç adamlar geliyor. Diyorum ki, hani bana soruyorlar. Genç adamla mı yoksa daha ileri seviye yaşlı bir adam mı? Yaşlı bir adam mı? Çünkü yıllarca ağır çalışmış bir adam elime geçtiği, evet, zaman bu sistemlerle değişiyor, çok iyi yere getiriyorum. Ama genç olanı o periyodu geçene kadar zaman gerekiyor. Aynen. Haydi ikinci set. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, bir, bin iki, bin üç, bin dört, bin beş, bin altı, bravo, bin yedi, 1008. Başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 2, 7, haydi 8, süpersin. Okey, bu bitti. Ha. Normalde sen çevirerek girmiyorsun, daha çok seviyorsun. Evet. Daha düz girelim. Evet. Ağır başlayalım. Sonunda max max, yani tükeniş yapacağız bu seferki. Tamam. Sırtta başlayalım. Kaç alalım? Yoruldum. Bence 24 alalım bence. Ya da 22 alalım. 22. Tamam. 30'a kadar yolu var bunun yani bende ama şu an yoruldum şu biraz. Şu an değil. Şu, evet, an değil. Bu sistemleri bayağıdır yapmadığı için. Bir. Güzel. Güzel. 2. 2. 3. Çok iyisin. Güzel. 4. 8 yapayım mı? Okey. Süper. Çok iyi. Bravo. Güzel. Haydi. Son setteyiz. Süper. Bravo. Çok iyisin. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hadi son tekrar, 15, son, evet, şimdi tükeniş, maksimum tekrar, hadi, ne çıkarsa, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, bir tane daha istiyorum, hadi. 5 saniye ara veriyorsun. Bekle. Tekrar. Hadi. Tükeniş. Çok güzel. Harikasın. Hadi. Bravo. Süper. Son. Hadi. Hadi. Bir tekrar daha istiyorum. Hadi. Süpersin. Bravo. Çok iyisin. Evet. Bisepsi bitirdik. Arka gideceğiz. Arka koldayız. Biraz dinlen. Tamam. Evet, şimdi savaşların, yani negatiflerin 8 saniye sürecek. Pozitiflerin 1 saniye. Toplam 10 tekrar yapıyoruz. Hadi. Yavaş, yavaş. Şimdi bir dahakini sayacağım. Güzel. Sağ ol, sağ ol. Evet. Gel şimdi. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008. Şimdi. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, güzel, hadi. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008. Güzel. Çok güzel. Yavaş. Yavaş. Okey. Güzel. Güzel. Şimdi süper set girdik. Negatiflerimiz 8 saniye. Yine pozitifimiz 1 saniye.
Çok güzel başla. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008. Bas güzel. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008. Bas güzel. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008. Bas güzel. 1001, 1002, güzel. 1003, 1004. Hadi, 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 hadi. Güzel, hadi. Son. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Dirsekleri açma. 1006, 1007, 1008. Bitti. Güzel. Bravo. İlk başta onda bir şey hissetmedim tek. Çünkü ilk set daha tricepte. Bunda bayağı bir kasıldım ya. Ki bunu üst üste yaptığın zaman bitiyorsun. Triceps bitiyor zaten. Şimdi klasik bir sistemden çıkalım. Anla triceps yerine dumbbell ink, triceps extension, dumbbell'a girelim. Dumbbell. Stabil. Aynen. Yani normal 10 tekrar giriyoruz ve ağır gireceğiz. Ondan sonra hemen on arm triceps extension ters gireceğiz. Statik beklemeli. Tamam. İkili bir şekilde bunu süper set sayıyoruz. İkisi beraber bir set sayılacak. Tamam, başlayalım hocam. Hayır. Evet. Dirsekler kapalı. Güzel. Açma. Çok güzel. Biraz yavaş sağ. Çok güzel. Kulaklarına doğru. Güzel. Çok güzel. Çok iyi. Güzel. Son. Okey. Hangi sıkıntılı taraf? Yapalım ya. Dur. Sıkıntısız olmayan taraf da olabilir. Tekrar yapıyoruz. Altta 3 saniye statik beklemem var. 2. Güzel. 3. Güzel. Sağ. 1001, 1002, 1003. Düz durmaya çalış. Güzel. Bas. 1001, 1002, 1003. Sağ. Bas. 1001, 1002, 1003. Dik dur. 1001, 1002, 1003. Güzel. Harikasın. Çok güzel. Direğini çevirmemeye çalış. Çok güzel. 1, 1002, 1003. Salma. Hızlı saldı. Bas. 1, 1002, 1003. Sağ. Ah, yandı. Güzel. Hadi bir tekrar daha. Son. 1001. 1002, 1003, hop, bekledim. Hadi bakalım, hadi. Ah, güzel oldu. Bu sağ kolum ağrıyor ya, bilek yarışı yaptım ya geçen gün. Biraz zorlamıştım. İşte evet, biraz zorladım geçen şurası. Böyle 2-3 gün sonra daha da toparlar. Aslında iyiydi. Şimdi Fatih abi gitti içeri bir konuşmaya arkadaşıyla. Ben geldim burada hemen, hani biz şimdi sistem yapıyoruz ya, biraz kilo, orta kilolarda. Ben hemen geldim, en sona taktım, dur bir sette ağır yapayım dedim. Yaptım. Dayanamıyorum abi. 5 dakika yalnız bırakmaya. bundan bahsediyordu Fatih abi işte. Tamam. Yalnız, o şey. Zaman ne yapalım abi? İlk başında mı duracağız İstanbul'da? Nasıl yapacağız? Sürekli video call yapacağız. Yok ya, canlı yayın sürekli antrenmanlarda. Kontrollü. Aynen. Hasan'a söyleyeceğim. Diyeceğim Hasan sürekli tetikte ol ve çek. Aynen. Bırakmam. Hasan zaten hep yanımda. Yok zaten aynı. O yüzden diyorum zaten. Aynen. Güzel. Abi sonra bitirdik. Kolum da biraz ağrıdı. Biraz, son iki seti de yapamadım. Başlamadan son geldi. Bir üstünü çıkar görelim ya. Başlamadan önce form ne alemde son? Bir bakalım. Eğil. Ya utanıyorum ya. Sen çıkarsana kolum ağrıdı. Gel. Kendimde göreyim ben ya. Diyafram. Güzel. 112 kiloyum şu anda. Valla bir 5 kilo daha hakkım var. Dirsekleri biraz kaldır. Kapat. Pump oldum şu an normalde. Güzel. Şöyle bir... Çok sulayım şu anda. Ya normal zaten, ne var ne yoksa şu an yemene rağmen yine iyisin bence. Abi her gün tatlı yiyorum Güzel. Bu beller gittiğinde gayet iyi olacak her şey. Aynen. Bir biceps pozu verir misin sırttan? Güzel. Bayağı açılmışsın ya dışarı doğru. Eski yarışa göre. Ya doğru söylüyorsun. Ya zaman geçiyor sonuçta, boş durmadın. Evet. Bence başlangıç şey değil. Ki yağ oranın gene de düşük bence. Yağ oranı düşük evet. Yani geçen sene 112 kiloyken ben. Evet. Bayağı bir yağlıydım. Çok yağlıydım. Yani. Evet, baktığında benim tahminimden çok daha iyi gidiyor şu an. Evet. Çok daha iyi yani. Güzel. Süper. Artık bundan sonra keyifli bir şekilde. Aynen. İzleyeceğiz değişimini. Ocaktan itibaren artık değişim zamanı başlasın kardeşim. Sonra telefon edip Fatih abi ya şunu yesem olur mu falan, artık bitti. Artık bitti. Ama biliyorsun daha önce de yapıyorduk. Hatta eski videolarda form ise chat mailimizi yaparız keyifli bir şekilde. Fatih abi soruyordu bana nasıl hissediyorsun? İşte aç mısın şey misin forma bakıyorum. Ne zaman toktun ki? Harbi aç mısın açım? Yiyor yemeği nasıl aç mısın açım? Bu arada Fatih abi diyor ki bana sakın yeme diyordu. Bak bu içeri gireceğiz.
Ben de diyorum ki ya Fatih abi şu anda o kadar açım ki yani yediğim gibi kaybolacak, yeme diyor yine dayanamıyorum. Bildiği bir şey mi? Dayanamıyordum. Hatta sen her açtığında evet bu bana yetmiyor, yemeliyim demek ki hissiyle o yüzden bayağı uğraş. Aynen, aynen. Evet, demek bana vücudum yediğim... bunu söylüyor. Ben diyorum ki aynen ben açım yani şu anda demek ki vücut yemek istiyor. Diyor ki zaten öyle diyor ama yememem lazım. Ya vücudu dinlersek oraya nasıl çıkacağız aynen. Abi yani. Güzel, bence güzel şeyler çıkacak. Gerçekten süremiz güzel. Çok uzun. Değil, sıfırdan başlamıyoruz. Şimdi baştan start versek tamam. Şimdi biz bir artı birden başlayacağız. Evet. Formla ilgili de o kadar yemene rağmen, bana söylediklerine rağmen yani midendeki yağ oranına bakıyorum şu an. Hiç beklediğim gibi çok çok daha az yani. Yok, yağlamıyorum abi ya. Güzel. Bizim çok büyük avantajımız çok uğraşmayacağız. Evet. Ve çok kaybımız direkt olmayacak tabii. Aynen öyle. Bir de 2 ay sonra falan bayağı iyi olur. Kesinlikle kardiyo gibi bu da olacak sistem olarak. Bence abi, çok iyi olacak. Bunu da buraya yazıyorum. Şuraya yazıyorum. Şubat'ın 15'inde. Yani 45 gün sonra başladıktan 45 gün sonra mükemmel bir şey göreceksiniz. Toparlayacağız hatta, inşallah. Hatta fotoğraf alırsın, before after yaparız. Kapat kamerayı, fotoğraf al. Hadi hadi. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Ses geliyor mu? Yok şu anda Hasan çok uzakta ama burada mikrofon olduğunu yeni hatırladım. Arkadaşlar idmanı bitirdik. Şimdi bir yemeğe gideceğiz. Ne yiyeceğimizi söylemeyelim. Sonra kıskanırsınız siz de yersiniz ama iyi bir şey yapmazsınız. Tahmin ediyorlardı. Tamam tahmin edin. Burger King'de başlıyor başı. Evet. Sonrası nerede sollanır onu bilmiyorum. Gerisi nerede gelir? Fatih abi. Yeni bir yola çıkıyoruz tekrardan. Evet. İnşallah hayırlısıyla güzel 2022 için aynen. Bizim için güzel olacak. Allah sağlık versin. Pandemiler şunlar bunlar falan ama elimizden geldiğince savaşacağız. Evet. Devam edeceğiz sözümüzün, yani. Sözümüzün arkasında 45 gün sonra çok farklı bir fizik görebilecek mi arkadaşlar? Valla bence görecekler. Ocak 1'den itibaren göreceklerdir. Evet, Ocak tabii. 1'den itibaren. Şubat aynen. 15'e kadar çok farklı bir fizik sizi bekliyor. Ne kadar acelemiz olmasa bile ama bir an önce bir toparlamaya ihtiyacımız var ki yolumuzu çizelim. Evet. Hani görelim nedir, ne eksiğimiz var, ne var. Ona göre planımızı yapalım ki kafamız rahat olsun. Evet. Kesinlikle. Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Evet. Kendinize iyi bakın. Gelişmeler için kanalı takip etmezseniz ve bu videoyu beğenmezseniz yemin olsun. Ne yapalım? Bak o antrenmanı onlara yaptırırız. Ha, bu antrenmanı size yaptırırız. Vallahi. Ona göre. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.